Yoruldun mu? Bütün yolu sen kullandın. Yoruldum. Ben abi de uyudum. Evet. Yeşim Hanım, çantanızla kıyafetiniz de birbiriyle şey olmuş, uyumlu olmuş. Şimdi Türk kahvesi mi, Yunan kahvesi mi? Efendim, kızlar içerse evlenince Arap olur. Günaydın Yeşim. Günaydın. Nereye gidiyoruz bugün? Yalova Kent Müzesi. Ne yapacağız orada? Fincan sergisi gezeceğiz. Söyleşi yapacağız. Vakit bulursak Yürüyen Köşk ve Atatürk Köşkü'nü de gezip çekimler yapacağız. Döneceğiz. Nereye geldik Yeşim? Hayvayı geldik. Ben bütün yolu uyumuşum. Bütün yolu uyudun. İhtiyaçla çay mı olursa? Peki, tost mu yiyoruz? Tost yiyoruz. Çift kaşarlı mı? Aynen. İyi, hadi görüşürüz o zaman. Kaptan şoför iş başında. Hızlı geliyoruz yine. Bayağı da hızlı geldik galiba. Yeşim, fırtına beklentisi mi varmış yolda? Öyleymiş. Hadi bakalım. Hayırlısı. Biz şu anda Akyazı civarlarındayız. Yani yaklaşık 1 saat 25 dakika sonra yapamadık. Ve yağmur başladı ha. Yeşim, neredeyiz şimdi? Şu an Gaziantep kuşu. Kaç kilometre kaldı Yalova'ya? Yaklaşık 1 dakika var. Yaptan. Yoruldun mu? Bütün yolu sen kullandın. Ben abire uyudum. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. Yeşim Hanım, çantanızla kıyafetiniz de birbiriyle uyumlu olmuş. Geldik mi Yeşim? Haydi gidelim. Yalova Kent Müzesi'ndeyiz. Ailemizin büyüğü Sümer ablamın burada senelerdir biriktirdiği fincan koleksiyonunun nadide parçalarında bir sergi var. Onu gezmeye geldik. Sümer ablaya soracağız, niye Yalova? Onlar bizi davet ediyor. Öyle mi? Tabii. Bak, başkası yüz vermedin. Minyatür eski kahve dağıtıcısı. Var mı? Var mı? Altta değil, değil mi? Fitnat Hanım. Evet. Ya. Çok meraklıydı. Evet. Her gün evimizde kahve kokardı. Evet, çok. Bir de çok güzeldi, sen görmedin. Şey, Ordu'daki mi? Ordu'daki. Gördüm. Eski olmamış halini gördüm. Ama eskimişti. Ama çok eskimişti. Tabii. İçeriye bile girdiğiniz zaman korkuyorduk bazen. Bak şu tabağa. Şeyleri koyuyorsun. Kahve çekirdekleri yeşil. Evet. Uzaktan tutuyorsun elin yanmasın diye. Kavuruyorsun. Bununla? Bununla. Bunun var. Evet. Ortadaki. Kavrulanı getirip buna döküyorsun. Bu soğutucu. Ondan çıkanı, soğuyanı bunu da çekiyorsun. Ondan sonra. O kahve kutusu. Şu da kahve kutusu. Bu da annemin babasının. Bir de yengenin. Evet, elde yapılmış bu. Ben bunu istediğim zaman köyde aman ne yapacaksın dediler. Başka bir tane getirdiler. Yepyeni. Bu yok dedim, bu. İllaki bu. Vallahi İllaki bu. Bunlar da müdeyim gibi. Bu limoş yok. Bunları ben sonradan aldım. Evden değil. Çok. Bunlar maizen. Maizeni bilirsin. Maizenin başına bir kont geliyor. Yöneticiler değişiyor. Onun zamanında yapılanlar. Maizen şöyle iki kılıçtır. Evet, doğru. Tam o kılıçların ortasında bir nokta var. O noktası olanlar bu noktalılardan noktalı.
ve dışı kahverengi. Pek yoktur dışı kahverengi. Evet, demin söylenirken çektiniz mi bilmiyorum. Normalde 6000 parça var koleksiyonda. Evet. Bunun 1000 parçası şu anda İstanbul'da sergileniyor. Burada sergilenenlerse 4000 parça. Geri kalan 5000 nerede? Onlar kutulanmış emniyetli bir vaziyette duruyor. Depremden korumak amacıyla. Peki böyle bir hobi nereden gelişti? Çocukluğumda evimizde çok kahve içilirdi bizim. O koku, bir de bize de içirmezler. Efendim kızlar içerse evlenince Arap olur. Ama bir merak oluşuyor. Sonra işte ortaokulda, orta ikinci sınıfta şey dediler, resim hocası, bir afiş resmi. Evet. Ben de bütün dünyada bir şey var, dergi, onu alıyorum. Orada bak, kuru kahveci Mehmet Efendi. Bunun afişini yaptım, afiş dersi. Bak seneler sonra gittim, onlarla evlendim. Doğru. Ay, akıl alacaktım. Sonra da işte başladı hepsi. Kaç senede oluştu bu koleksiyon? 60 vardır. 60. Belki de daha fazladır. 65. Çünkü yani ben bunları alıp sen benim Suadiye'deki evimi görmedin. Yok, Suadiye'yi bilmem. 400 metrekare falandı. Tavan araları da vardı. Onun çatıydı. Oralar hep şeydi. Tabii çalışıyorum, 3 tane çocuk. Evet. Kim fincanla uğraşacak? aldığımı koymuşum. Taşınacağız. Aman yeşim. Şeyler dolusu fincan çıktı. Kolilerce. Evet, kolilerce. Ancak işte şimdi bir şeyimiz var, sanat tarihi uzmanı. O bunların hepsini, şeceresini çıkardı. Aynen. Ne zaman yapılmış, nasıl, teknik nasıl, hangi toprak kullanılmış. Kahve kokusunun hikayesi, kahvenin kokusu nedir daha doğrusu? Şimdi ben kardeşlerimle büyük bir evde büyüdüm. Babaannem, anneannem uzun seneler bizimle oturdu. Yani büyüklerle büyüyen çocuklar çok değişik oluyorlar. Sevgiyi, ilgiyi, yalan söylememeyi, kimsenin malına el uzatmamayı, bütün örfümüzü, geleneğimizi, hani gençler diyor ya, çaktırmadan size öğretiyorlar. Babaannem kahve çok severdi. Kahveyi yeşil alır, çekirdek. Onu kavurur, soğutur, sonra çeker. Ya değirmen, metal ya da tahta. Onu çeker, ondan sonra da pişirirler. Anneannemle karşılıklı içerler. Hayır. Babaannem sigara içmezdi, o anneannem içerdi. O zaman gelincik sigarası diye bir sigara vardı. Onu yakar böyle zarif zarif. İçerler, fal bakarlar. Tabii evde iki tane yaşlı olduğu için komşular, akrabalar ziyarete gelip o kahve sohbeti hiç bitmezdi. Kahve kokusuna gelince, kahveyi bilmem gördünüz mü, yeşil çekirdektir böyle. Daha doğrusu kirazdır. Evet, kiraz gibi değil mi? Gidip kahve geçiyor. Kirazı derler. O kirazın dışını aldığın zaman çekirdek, birbirine bitişik iki tane çekirdek. Yeşil. Onu alırsınız, kavurursunuz. Ondan sonra soğutursunuz, çekersiniz, pişirirsiniz. Şimdi o kokular, 600 tane aroma, bir kere kavururken çıkar bir kısmı. Bir kısmı çekerken çıkar. Bir kısmı pişirirken çıkar. Yani ne kadar aroması varsa hepsi evin içine dağılır. Ve bu bir gün değil, haftada iki gün, üç gün, dört gün olduğu için kahve kokusu eve siner. Dışarıdan geldiniz, okuldan geldiniz, bir yerden geldiniz, kapıdan girince mis gibi kahve kokusu sizi karşılar. İşte evimizdeki kahve kokusu bu. Türk kahvesi sadece Türk kahvesi olarak mı içiyor? Sadece su. Su. Kahveyi içmeden önce su içiyorsunuz. O ağzınızdaki tatları su alıp götürüyor. Siz temiz ağzınıza kahve içiyorsunuz. Şey yok, yalnız Yunanistan'da
sakız reçeli getiriyorlar. Böyle bardak kaşığı var. Burada da bir başka bir bardak. Kaşıkla alıyorsunuz. O bardağın içine koyuyorsunuz, suyun içine. Sakız yapışmasın diye. Onlarda da öyle bir adet var. Kahveyi içmeden önce. Kahveyle beraber hani. Öyle mi? Diyorsunuz ya. Evet. Onlarınki sakız reçeli. Şimdi Türk kahvesi mi, Yunan kahvesi mi? İkisi tamamen ayrı. Oo. Türk kahvesi Kolombiya'dan yapılıyor. Kolombiya cinsinde. Onlarınki Kolombiya'dan yapılmıyor. Peki pişirilme teknikleri farklı mı? Benziyor. Evet. Benziyor ama tamamen ayrı. Tadı da ayrı. Hiç bilmiyorum Yunan rakısı içtiniz mi? Uzun. İçtim evet. Türk rakısı içtiniz mi? Aradaki farkı biliyorsunuz. Uzun hafif. Evet. Bizimki bayağı sert. Kahve de öyle. Peki Türk kahvesi nasıl pişirilmeli? Nasıl pişirilmeli? Tabii şimdi makineler ya. Koyun sürün hemen. Normalde cezveyle yapıyorsanız herkesi fincan başına 6 gram 7 gram ölçekleri var hepsinin. Bir ölçek koyuyorsunuz, su koyuyorsunuz. Eğer istiyorsanız şeker koyuyorsunuz. Karıştırıp artık ocağı mı, mangalı mı nereye koyuyorsanız. Kaynıyor. Kaynadıktan sonra bir kere karıştırıp köpükleri biliyorsunuz önce. Sonra da kendilerini koyuyorsunuz. Ama kimse yapmıyor şimdi. Herkes makine. Peki kahve nerede pişirilmeli? Şimdi bir sürü çeşit şey var. Pişirme var. Pişirme var. Makinede pişir. Abdülhamit'in kendisi için yapılmış. Bakın bütün padişahların eski Türkçedir şeyleri. Hı-hı. Turaları. Ama Abdülhamit'in böyledir. Evet. Latin harfleriyledir. İkinci Abdülhamit. Ortadaki nedir? Hangisi şu mu? Bu evet. Da Nail Sultan'ın şeyi. Bunlar da seyahate giderken yanınızda götürdüğünüz kahve pişirici. Oo. İspirtolu yapıyorsunuz. Üst kapağı açılıyor. Orada pişiriyorsunuz. O da öyle, bu da öyle. Bu Sümerbank. Türkiye'nin en eski şeyi. Fincan fabrikası. Şimdi kapandı. İlk önce Yıldız olarak açıldı. Sonra Sümerbank oldu. Şimdi tekrar Milli Saraylara geçti. Yapıyorlar. Bunların hepsi o. Yani pek bulunacak şey değil. Bu da ispirt ocağı. Çok basit bir şey. Onda kahve çok güzel pişiyor. Osmanlı'nın Edirne'de kullandığı cezve. Hangisi? Bu cezve. Edirne işi. Edirne işi. Yukarıdaki mi, aşağıdaki? Cezve. Çok özür dilerim. Bunlar değirmenler. O kahve kutusu. Onun düğmesinden üstünden tutup açtığınız zaman iki bölüm. Bir kısmı şeker, bir kısmı kahve. Peki Türk kahvesi şekerli mi içilmeli, sade mi içilmeli? Valla zevke kalmış bir öyle şey. Mi? Bazı insanlar şekerli içemiyorlar. Bazıları da şekersiz içemiyorlar. Eklektik diyor o fincana. Birkaç tarzın birleşimiyle yapılmış. Peki nereden geldi o? Onu bir zahideden aldım. Öyle mi? Bu fincandan bak. Kıydım. Bu çok değişik bir fincan. Bununla o zaman kahve içilmemesi lazım. Bence de. İşte içme artık. Bir kere zaten. İşte vitrine koyduk biz de. Eklektik değil mi? Evet. Atatürk'ün fincanı şöyledir. Evet, ona benziyor. Evet, doğru. O dönem yapılmıştır. Evet. O Taksim Anıtı. O da şey. Galiba Dolmabahçe'nin kapısı. Evet. Bulgur Coffee. Bu çok eski bir kahve firması ve teneke de çok eski. Türkiye'ye öyle geliyormuş. Böyle kutu halinde. Ve şey diyorlar.
Amerikan kahvesi değil de yani yerli değil, yabancı kahve. Onun yanındaki kahve şekerini koymak için. Öbür üçü kahverengi olan vapur için. Duvara vidalıyorlar onu. Hmm. Vapurda çekiyorlar. Öbür ikisi, bir tanesi şeyden geldi, Bitlis'ten. Öbürü de Abazya'dan. İki tane, şu ikisi. Evet, ikisi Süleyman getirdi, aramış, bulmuş, almış. Öbürü İpsantika fincanlar. Şu yukarıda yeşil yapraklı olan. O çok güzel, o benim de dikkatimi çekti. Bir kont bunu sipariş etmiş, gözü görmüyor. Öyle yapayım ki demiş, elime aldığım zaman deseni hissedeyim. Ve onun için kabarık. Yukarıdaki tepsiyle şeyler Osmanlı için yapılmış özel olarak. Zaten bu fincanların çoğu Amerika, Avrupalılar Türk kahvesi içmiyorlar ki. Yapılan fincanların hepsi Osmanlı piyasası için. Çünkü Osmanlı o zaman süper devlet. Dünya üstünde ondan zengin, fazla devlet yok. Bütün hepsi Ruslar, Fransızlar, Almanlar. Hepsinin Türk piyasası, Osmanlı piyasası için yapmışlar. Soru sormak istiyorum. Cahilce belki ama. Şimdi Türk kahvesi var, İtalyanlarda da espresso var. İkisinin kahve fincanları arasında fark var mı? Var. Şimdi bizde espresso kahvesiyle Türk kahvesi içmek istiyorlar ama değil. Onlarınki kalın. Bizimkiler ince mi? Şekilleri de farklı. Bizimki altı geniş olursa soğumuyor. Soğutmuyor. Onlarınki başka. Onların imalatı da başka. Öyle mi? Tabii tabii. Bizimki gibi değil. Bu küçük bir düğüm, öbürü de maşrapa. Evet. Kahveyi pişirdikleri suyu bundan alıyorlar. Yani önce suyu buna koyuyor, yanına getiriyor, ölçerek buradan alıyor. Suyun soğuk mu olması gerekiyor? Olması gerekiyor. Bu da mırra. Güneydoğu Anadolu'da içilen acı kahve. Onun tekniğiyle Türk kahvesi pişirmenin tekniği farklı mı? Tabii tabii. Mırra çok farklı ve sert. Çok sert. O da Kolombiya'dan mı geliyor? Mırra'nın kahvesi. Hayır. Onun Arabistan olması lazım. Onun acı. Mokka galiba yani bizim Türk kahvesi gibi değil. İşte envai çeşit fincan, şey cezveler. Cezve bakır olmalı, bakır öyle mi? Tabii. Emaya olmaz yani. Olabilirdi. Çünkü bakırı kullanmak şimdi çok zor. Doğru. Nerede kalaylatacaksınız, nasıl kalay? Ama şey olunca teflon. Hiç gerek yok. Zaten makinaların gibi teflon. Benim çocukluğumda evde hep emaye cezveler vardı. Emaye'ydi. Yalnız emaye çatladığı zaman çok kötü. O çatlak yerinden mikrop üretiyor. Doğru. Onun için en sağlıklısı bakır. Kahvenin tadı kokusu da bakırda çıkıyor. Çıkıyor ama nerede kimin kahveden çıkıyor. Ama Sümer Hanım en iyi kahve makinede pişirilir diyor. Evet. Evet, doğru. En sürmeyeceğim. Bugün bazen mesela, ay bugün bunu yapamadım. Hayır, makinede öyle bir şey yok. Her gün aynı lezzet. Her gün. Doğru. Evet, dinliyorum. Öncelikle kahvenizi alıyoruz ölçeğimizden ve cezvemizi yerleştiriyoruz. Hı-hı. Sade, orta şekerli olacak şekilde az şekerli 1, 2, 3, 4 diye kahvelerimizi koyuyoruz. Normalde zaten makinemizin su haznesi var bulunmakta. O yüzden sadece cezvemizi yerleştiriyoruz. Kaç bardak koyduysak ona basıyoruz ve hazır ediyoruz. Bu kadar diyorsun. Bu kadar. Birazcık bekleyeceğiz. Kahvemiz hazır olduğunda geri döneceğiz. Peki kız istemeye geldiklerinde tuzu ne zaman atıyorsun? Yani damat sevmiyorsanız tuz atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Yalova'da Yürüyen Köşk'teyiz. Yürüyen Köşk'ün amacı aslında Atatürk'ün burada yaptırdığı bir küçük ev. Selanik'te doğduğu eve benzeterek yaptırmış. Ancak çınar ağacı var ki şu anda 400 küsur yaşında o çınar ağacı. En küçük doğa bile kesilmesin diye evi yapıldıktan sonra
4 metre 80 santim yer altından raylı sistemle kaydırmışlar. Dolayısıyla evin önüne yapılan iskele evi ortalamışken bir anda 4 metre geride kalmış. Ama bu da herhalde Atatürk'ü hiç incitmemiş gözüküyor. Ev güzel bir ev. Biraz sonra ön çekimlerinden de görürsünüz.